Bugünlerde aslında gözümüz kulağımız bir yandan da New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var malumunuz. Hemen kameralarımızı New York'a çevirelim ve Rüya Akkuş bizi bekliyor. Rüya, hoş geldin yayına. Hoş buldum. Nasıl bir hava var? Şimdi Erdoğan'ın bugünkü programını da merak ediyoruz tabii. Hangi liderlerle konuşacağını ve tabii diğer gelişmeleri, ama bu yılki Birleşmiş Milletler'in nasıl bir anlamı var? Nasıl bir hava var orada? Senden dinlemek isteriz. Aslında şöyle, BM artık yavaş yavaş kendi içerisinde reformu konuşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır söylüyordu zaten bunu. Dünya beşten büyüktür diyordu ve bu kapsamda yapılması gerekenler de vardı elbette. Ancak bir adım atma konusunda BM çok tereddütlüydü. Kendi yapılanmasını bozmak istemiyordu. Kendi içerisinde daimi olarak yeni birini almak istemiyordu. Ama bir yandan da dünyanın tamamını eşit bir şekilde temsil edemiyordu. Biraz daha aslında yavaş yavaş BM'nin Türkiye'nin sözüne geldiğini söylemek mümkün. En bizim kullanabileceğimiz tabirle. Bu yüzden bu yıl artık BM'de reformun görüşüldüğü günlerden, yıllardan bir tanesi ve hatta bugün de bu saatlerde geleceğin zirvesi oturumu düzenleniyor. Geleceğin zirvesi biz böyle hemen ilk etapta iklim gibi düşünüyoruz ama hayır, daha eşitlikçi bir BM nasıl olabilir? Bilhassa veto yetkisi söz konusu olduğunda bu dengesizlik nasıl giderilebilir? Bunlar tartışılıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra dengesizlik diyoruz, veto yetkisi diyoruz ama başta Türkiye'nin gündeme getirdiği bir konu da var aslında. İsrail'in Gazze'de uygulamış olduğu sistematik şiddet, sistematik soykırım, sistematik savaş suçu. Cumhurbaşkanı buna zaten dikkat çekiyordu ama bu yıl BM'de bu konuşulacak diyebiliriz. Çünkü bilhassa şunu yapıyorlar. Doğrudan örtülü ya da arka planda destek söz konusu bu İsrail'e. Cumhurbaşkanı buna itiraz ediyor ve görüşmelerinde de her ne kadar ikili ilişkileri liderlerle kabullerinde bunları gündeme getiriyor olsa da hemen arkasından Gazze konusuna dikkat çekiyor. Artık bir birliktelik gerekiyor, bir söylem birliği gerekiyor ve hatta bunu söylemişken bugünün programına yeni giren bir detay da var. Onu da aktaralım sizlere. Bir ilk yaşandı aslında. ICC ilk kez ABD müttefiki olmayan, Batı'nın yanında olmayan Batı'nın yanında olan diyelim. Daha öncesinde olmayan ülkelere bir soruşturma açılıyordu. Bu kapsamda İsrail ABD ile beraber, İsrail Batı ile beraber, ama ICC dedi ki Netanyahu orada bir savaş suçu işliyor. Biz de bu yüzden tutuklama emri çıkartıyoruz. İşte bu tutuklama emrini çıkartan başsavcı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buranın saatiyle 12, Türkiye saatiyle 19'da bir araya gelecek. Erdoğan onu Türkiye evinde kabul edecek. Önemli, çünkü Cumhurbaşkanı yarın da BM Genel Kurulu'nda özellikle uluslararası hukuk nezdinde yapılması gerekenlere dikkat çekecek. Açılan dava var, müdahil olanlar var ama yeterli mi? Hayır. Avrupa'nın neredeyse tamamı sessizliğini koruyor. Batı bu konuda çok ikiyüzlü davranıyor. Birçok ülke bu kadar şiddete ve katliama rağmen sessiz kalmayı, çekimser kalmayı sürdürüyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna dikkat çekecek diyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra peki bizi başka neler bekleyecek bugün? Örneğin Kuveyt Veliaht Prensi El Sabah yine Türk evinde olacak. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkian yine Türk evinde olacak. Ki çok kısa bir süreçten bahsediyoruz. İsrail ile İran arasında bir gerilim de söz konusu. İran bir yandan tarafı, bir yandan tarafı değil gibi gerisinde ama karşılıklı tehditler devam ediyor. Bölgede bir ateş var. Dolayısıyla İran'la Cumhurbaşkanı'nın yapacak olduğu görüşme önemli ama İran'ın bir diğer rolü daha var Suriye'de. Türkiye-Suriye normalleşecek. İran'sız mı normalleşecek? Rusya'sız mı normalleşecek? Bunu beklemek çok doğru olmayacaktır. Bir denge unsuru söz konusu. Bunlar da yine masada olacak diyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra Almanya Başbakanı Olaf Scholz gelecek ki hal böyle olunca Almanya hala elimizde bekleyen, bizim talep ettiğimiz Eurofighter'lar var, Typhoon'lar var. Buradaki aşama nedir? Özellikle Almanya önemli bir sağlayıcı, tedarikçi. Burada üretici konumunda hatta onların onayı gerekiyor. Her defasında tamam tamam deniyor ama tamam mı gerçekten? Bunlar yine masada olacak. Türkiye'nin yatırım konferansı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek ki önemli konular aslında bunlar. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı her Amerika ziyaretinde bilhassa işin ekonomik kısmıyla, bilhassa işin yatırım kısmıyla temaslar koyuyor. Burada bakanlıkların çok yoğun çabaları, arka planda yürüttükleri kulisler var aslında. Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı geldiği ilk günden beri burada iş adamları çeşitli temaslar yürütüyorlar ve bu temasların bir sonucu olarak da bugün yatırım konferansı olacak. Cumhurbaşkanı onlara biz ufak da olsa bir hitabının olmasını bekliyoruz. Burada alınacak kararlar doğrudan yarın ekonomiye ya da Türk piyasalarına yansıyacak şeyler değil. Ama zaten Türkiye'nin kredi puanı her geçen gün düzeliyor. Türkiye zaten yatırım çeken bir ülke haline geliyor. Bu yüzden de bu görüş
görüşmeler çok kıymetli olacak. Ve son olarak da Apple Başkan Yardımcısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. O da Türk evine gelecek. Erdoğan onu da kabul edecek. Hemen bir geçen yıla bakalım kim gelmişti. SpaceX'in kurucusu Elon Musk gelmişti. Bu sene de Apple Başkan Yardımcısı geliyor. Türkiye inovasyona ağırlık veriyor. Türkiye bilişime ağırlık veriyor. Kendisini geliştirebilen bir ülke pozisyonunda. Üstelik de bu konuda oldukça önemli. Biraz da bilgiyi aç, biraz da yatırımı aç. Yani ne kadar yatırım ve bilgi gelirse bunu o kadar iyi işletebilecek bir ülke. Dolayısıyla bu kalkınma hamlelerinde Apple Başkan Yardımcısı'na yapılacak olan görüşme de kıymetli. Burada henüz saat çok erken. Cumhurbaşkanı da güne başlamadı. Biz 4-5 saat sonra bu hızlı trafiğe giriyor olacağız. Ama gün içerisinde yeni yeni başlıklar, yeni yeni geçmeler oldukça sizlere de aktaracağız Özlem Doğaner.